benim kıyafetinden ötürü ben sizden özür diliyorum. Parda Yanlar filmini çeviriyordu. O kıyafetlerine çok şıksın gene. Çok zarifsin. Nereden buluyorsun kızım da? Hem ucuz hem güzel. Bit pazarından. Bit pazarı. Bit pazarı derken. Bit pazarı. Yani pazar değildi ki bu. Pazar. 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 Bit pazarı. O kadar çok Amerika'da kalıyorsun rica ki. Ederim. Anam iki günde bir Amerika'ya gidiyor. Kaça. Kız kardeşini ziyarete şöyle alayım size hanımefendi. Genç kızlar önce, yaşlılar sonra. Estağfurullah. Aman efendim sağ olun. Hoş geldiniz. Rita Hayworth'un sarışını. Evet, aslında Anita Ekberg o ama evet. Rita Hayworth. Aman biz Anita divaları oynuyoruz şu anda. Bu kadar zayıf olamadı Anita. Olamadı. Ben biliyorum, makarna karı yemekten. Yatarken memesi ağzına geliyor, nefes alamıyordu. Çok güzel. Hatta boğuldu dediler bir ara. Boğuldu dediler. Doğru. O boğazına takılmıştı. Bir tevatüre göre. Yaşlandığı zaman boğulmuştu. Ve Majda benim hakikaten çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Bu peruğu o getirdi Amerika'dan, nasıl sevmem. Nüket duru donunu istesem vermez. Onun da böyle bir cimri tarafı vardı. Ay mı öyle mi? Ben yok verir. Verir. Bütün kirlileri bana veriyor. Teşekkürler. Çamaşır. Yavrum devamlı Amerika'ya gidiyorsun Ayşe. Sizin peruklarınızı almak için gidiyorum. Hayır canım, bahane etme. Gerçekten öyle. Hadi kız kardeşine gidiyor. Semiramis orada ya. Fakat sen ona 10 kere gidiyorsun, o sana 1 kere geliyor. Neden? Onun maddi durumu mu iyi değil? Hayır iyi de yani herhalde kendisi birazcık orada kalmayı daha çok seviyor. Kalben hakikaten Ayşe çok sevimli bir kızdı. Bakmayın iyi bir eş bulup olmadı kız. Yani bizim gibi böyle ruhları temiz olan insanlar koca mı bulamıyor? Ayrıca nedir bu? Hayatımda hiç şikayetçi değilim Huysuzcuğum. Hiç değilim. Çok mutluyum. Anam tabii peruğundan, oraya kirpinden, kaşığından. Uğraşı vaktim kalmıyor zaten. Başka bir şey düşünmeye. Doğru. Sen zaten mutfağını da iptal etmişsin. Salona katmışsın. Öyle mi? Her gün bir yerde yemeğe gidiyormuşsun. Bana da gel. Ben gelmek istiyorum kuru fasulye var. Peki siz davet ederseniz memnuniyetle seneler sonra aynı performans. Tabii. Tabii sevgili yok, bir bok yok. Ağaçlara tırmanıyor. Ormanlarda yürüyor. İnce ya. Duracak diye, güzel görünecek diye. Ama ne yapayım işte yani. En mühim şey yok. Ne olur yapmak şey lazım Hüsnücüğüm? Ben benim yapmak böyle bir şikayetim biraz daha yok. Açık giymen lazım. Yani bak ben oğlan çocuğu gibi olmayı tercih evet, ediyorum. Ben de kız çocuğu gibi. Evet biliyorum. Ulan kız çocuğuna bak, ananız yaşında. Rica ama ederim aklım lütfen. Hala seksi. Siz çok güzelsiniz. Çok teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten. Çok merak. Çok kendini işine verdin Ajda. Çok seviyorum. İşkoliyim ben. Ya. Başka bir sektörde yani başka bir dalda olsaydı. Ben ne kolik oluyorum yani. Siz ne kolik oluyorsunuz çocuklar? Ben biliyorum da söyleyemeyeceğim ki söyleyeyim. Olsun. Yarın bu son zamanda bir kaset yaptım biliyorsun. Evet. Ha beni sevdiğin için mi geldin, kasetin için mi geldin? Bir kere ben kasetim için 2-3 aydır hiçbir hareket yapmıyorum. Sizi sevdiğim için geldim. İşte bu kadar. Çünkü bu alkış ister. Bir kere. Bu alkış ister. Neden biliyor musun? Ben herkesin ödü kopuyor sevgili Huysuz'dan biliyorsunuz. Ne yaptım? İlk zamanlar ben de Vietnam Harbi'ne gider gibi hissediyordum kendimi. Ama hiç. Yanına gelince. Tüfeğinden tabancandan döndün gibi. Ama o kadar seviyorum ki benim sevgim her şeyi alt üst etti. Onun için gerçekten çok seviyorum kendisini. Allah uzun ömürler versin hepimize, sizlere, İlk defa çocuklar Huysuz'a, yapma meme bize. Taktığıma pişmanım. Allah kahretsin. Böyle güzel insanları hiç başımızdan eksik etmesin gerçekten. O çalıştığımız zaman da ne kadar güzeldi değil mi? Evet, hep sen yemeği tam alıyordun, bana yarım yemeği veriyorlardı. Eskiden evet. Benden nasıl dalga geçiyordun? Aman bir laf söyledim diye bütün dünya ayağa kalktı. Şimdi geçen gün Ajda, bundan evvelki programda benimle beraberdi. Ben konuşurum, o susuyor, ben konuşurum, o susuyor. Kız ne oldu, ne yaptın, dinledi mi, estetik yaptırdın dedim diye 15 gün gazeteler yazdı. Alakası yok, hiç bununla ilgili söylemiyorum. Ya. Ben nasıl lafımı buraya getirdim? Ay, sen ama bir şey söyleyeceğim. Mikrofonun yokken konuşuyorsun sanki bizim evde sohbet ediyoruz. Kızım o alet ağzın için. Evet diyorum. Evet, tam yeriydi. Efendim bazen programıma konuk şunu mu çağıralım bunu mu çağıralım ama ben sohbet edebileceğim bir mazim olan bir şeyler diyebileceğim. İnterlantı geniş olan, ay gene yanlış anlarlar şimdi. İnterlant'tan yanlış anlarlar. İnterlant'tan bizim yer bağlantımız var hocam. Aman ne bileyim onu birisinden duydum. Kullanayım evet, dedim ama tam zamanı. Aman sen karışma işte. Çocuk ya peki.
İnterland mı indel? İnterland. Sen işte İskoççası konuşuyorsun. Hayır. Ha. İngilizcesini söylüyorum. Söylüyor musun? Hı hı. Çok İngilizcesi iyidir. Hiç de değil. İyidir. Söyle bakayım. Never trouble trouble till trouble troubles you. Ne demek? Never trouble trouble till never trouble trouble you. Hadi oradan serseri. İşi bitti ya. Hadi karışma bazen.